Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, kitap günlerindesiniz. Evet. Bekir Deve'nin söyleşisine katıldınız. Katıldım. Sanırım şu anda imza için bekliyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Peki. Heyecanla bekliyoruz. Peki neler söylemek istersiniz kitap günleriyle ilgili, programla ilgili? Hatırladığım kadarıyla bu Aksaray'da yapılan 3. kitap fuarı. Ben İstanbul'dan geldim normalde ama yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum ve çok mutlu oluyorum tabii. Yani kitaplara bu kadar yakından dokunmak, ulaşmak. Bizi hem kültürel anlamda hem de kolaylık sağlaması bizim için çok iyi oluyor. Çünkü her şeyi internetten almak doğru değil. Okunmak, kitaplara dokunmak çok önemli. Çok önemli. Kızınız sanırım. Evet, evet. Ne güzel bir tablo böyle. Hem kızınıza da örnek oluyorsunuz bir okur anne olarak. İnşallah öyledir yani. Peki. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. Kitap günlerindesiniz. Evet. Nasıl buldunuz ortamı, etkinliği? Belediyemizin bu etkinliği çok güzel. Her sene geliyoruz. Yani devam etmesini de istiyoruz, daha büyümesini istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın da buraya katılma, buradaki ortamı, bu havayı teneffüs etmelerini istiyoruz. Çok güzel. Belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Neyse. Kitap günü ama güzel bir ortamda böyle. Güzel yani. Güzel. Kitap günlerindesiniz. Evet. 3. yılı bu yıl. Geçen sene de katılmıştık. Ben şahsen sabırsızlıkla bekliyordum, bu yıl olacak mı olmayacak mı? Öğrencim hemen şeylerde, billboardlarda görünce resmini hemen atmış, paylaştı, çok sevindim. Çalışan biriyim, Kur'an kursu hocasıyım, öğlene kadar hatta 2.30'lara kadar dersim var. Nasıl yapsam da öğleden sonra öğrencilerimle gelsem planları kuruyorum kafamda. Çok faydalanıyoruz, olması gereken etkinlikler. Çok ihtiyacımız var. O zaman fırsat buldukça yazar, söyleşi ve imza günlerini takip edeceksiniz. Mutlaka aldım. Yani internetten de takip ediyorum. Katılabildiğim kadar katılacağım. Yarımız evde. Şu anda çocuklarım küçük. Eşim o tarafta. Biz kızımla buradayız. Ne güzel. Emin olun fırsatları zorlayarak gelmeye, katılmaya çalışıyorum. Ve devamını istiyorum. Belediye başkanımızdan bu kültürel, sosyal faaliyetlere önem vermesini çok çok istiyorum. O zaman sizin aracılığınızla biz de hemen hatırlatmış olalım. Bugün Aksaray Belediyesi Kitap Günleri efendim kapılarını açtı ve 12 Ekim tarihine kadar devam edecek. Evet. Ziyaret saatlerini hatırlatmış olalım. Evet. Size de kısaca hatırlatmış olalım. Evet. Sabah 10'dan akşam saat 20'ye kadar efendim kitap günlerinde standları ziyaret edebilir. Ayrıca yazarların söyleşi ve imza günlerine katılabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kitap günlerindesiniz. Evet. Görüyorum bayağı bir kitap toplamışsınız. Evet. Nasıl buldunuz etkinliği, program hakkında neler söylersiniz? Etkinlik güzel. Her sene yenilenmesi daha iyi olacak. Hı hı. Her sene istiyoruz yani böyle bir şey belediyenin. Teşekkür ederim. Oldu, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kitap günlerinde standtasınız ve satış yapıyorsunuz sanırım. Nasıl ilgi, yoğunluk, memnun musunuz? Ya yoğunluk güzel tabii, sabah saatlerinden beridim. Bu 3. senemiz biliyorsunuz. 2 sene halk olarak gelmiştim. Bu sene standtayım. Çünkü kitaplarla daha iç içe olmak gerekir diye düşündüm. Hı hı. Çok güzel. Etkinlik güzel. Gelenler güzel. Çocukların ilgi alanları güzel. Hele de yazarlarımız olduğu zaman. Tabii aktivitelerimiz devam ediyor. Peki bu kadar kitaplarla haşır neşir biri olarak özellikle çocuk yayınları sanırım standta yer alıyor. Ne tavsiye edersiniz çocuklar için? Dahi Kankalar var. Nuran Taydaş Çalın. Mesela böyle eski Simbat, ondan sonra Bremen Mızrakacılar. Tabii onlar mesela çok gidiyor, böyle resimli, zeka geliştirici, mevsimler, atıyorum işte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bunlar hep şey olarak, nasıl desem size, set olarak gidiyor. IQ ölçen kitaplar var mesela. Böyle 3 boyutlu kitaplarımız var. Yani herkesin farklı istekleri var ama çocuklar daha çok bu tarz şeyleri çok seviyor ama. Daha ilgi çekici diyorsunuz. Evet, çok da güzeller aslında. Evet. Biz yetişkinlerin bile dikkatini çekiyor sanırım. Şöyle aynen öyle. Çünkü biraz önce ben okumuştum, gözleri falan var mesela bazı kitapların. Evet. Çocuk onu mesela okuduğu zaman annesi çocuğun ilgisini çekecek ve sen okurken çocuk hayal kurmaya başlayacak. Yani güzel, bence devam etmesini diliyoruz. Teşekkür ediyoruz emeğe geçen herkese. Size de teşekkür ediyorum. Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'nde Bekir Develi'nin söyleşisinin ardından imza günü şu an gerçekleştiriyor Bekir Develi standta ve kuyruk kapının dışına çıkmış durumda diyebiliriz ve yine bir hanımefendi var yanımızda. Söyleşiye katıldınız. Katıldım, çok da güzel geçti. Yine de bekleriz hocamı. Hocayı. Peki kitap imzalatacaksınız sanırım. Kitap imzalatacak kızımla bekliyor burada. Kızlarınızla geldiniz. Kızlarımla geldim. Eşim de var. Burada değil, dışarıda herhal. Güzel. Bekleriz seni, inşallah gelirler. Yarın da buradayız inşallah. Yani
yani fırsat buldukça ziyaret edeceksiniz. Ziyaret edeceğiz. Zaten mesela televizyonda şeyden de çok izliyoruz, seviyoruz Bekir Hoca'yı. Memnunuz. Allah razı olsun sizden de onlardan da. Teşekkür ederiz. Sizden de sağ olun. Nasıl buldunuz ortamı, etkinliği? Güzeldi. Gerçekten güzel. Her zaman olması gereken bir etkinlik. Hı hı. Teşekkür ederiz bunun için. Peki seni tanıyalım. Ben Tuğra. Tuğra kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Annenle kitap alışverişine geldin. Evet. Kitap okumayı seviyor muyuz? Biraz. Bu 10 yaşında başladım diyelim. Yeni başladım. Ama öneririm yani böyle etkinlikler daha çok şöyle düzenlenmeli. Yani kameraya dön, şöyle herkes... Daha çok herkes bilinçlendirilmeli. Hı hı. Kitap okumalı. Çünkü kitap okumak çoğu zaman eğlenceli oluyor. Nasıl sevmeye başladın peki kitap okumayı? Macera Geçidi diye bir kitap okudum. Onunla birlikte sevdim diyorsun. Hı hı. Macera Geçidi Lanetli Miras adı. Hı hı. Burada da var ama ben çok önceden almıştım. Yeni kitaplar alacaksın o zaman. Evet. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.